Abi bir şey söylemek ister misiniz? Antakya Defne'deyim. Dünkü deprem çok büyük şiddetinde oldu, 6.4. Çok sallandık. Yani yer yerinden oynadı diyelim size. Yani çok tehlikeli. Allah muhafaza. Birinci depremden beri ben dışarıdayım. İkinci depremde Çadırkent'te yakalandım. Çok büyüktü. Çok şiddetliydi. Sallandık. Yani Allah yar ve yardımcımız olsun tüm Türkiye'ye. Burada çadırda yatıyoruz. 3 torun, 3 kişi, 6 toplam soğuktan geberdik. 2 günden beri elektrik yok çadırda. Yani çocuklarla zorla yaşıyoruz çocukları. Psikoloji bozuldu çocukların. Çocuklar dışarı çıktı. Korkudan zor teselli ettik çocukları. İlken deprem birinci günü bayağı şiddetliydi. Daha sonra saat 4:17 dakika gece deprem acayip bir şekilde sarsıldı. Binalardan çıktı gece yarısı. Daha sonra bir dinlendik, tekrar sarsıldık. İlerleyen günlerde çadırlara kaçmaya başladık, evden uzak durmaya başladık. Şimdi depremde çadırlara geldik, çadırlar sarsıldı, bayağı sarsıldı. 6.4 şiddetinde oldu. Buna istinaden hastalar oldu, yaralılar oldu, ölü sayısı da oldu. Şehir merkezimiz Antakya dediğimiz şehir merkezi yerle bir oldu. Dünkü deprem anında binanın içindeydim, birinci katta. Samandağ merkezdeydim. Güzel bir sarsıntı yaşadık. Yani canımızı zor kurtardık. Bu ikinci yaşadığım deprem. Allah kimsenin başını vermesin. Zor bir durumdu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Antakya merkeze geldik. Şu anda çadırdayız. Ama yani gerçekten şu anda çadır kentte yaşıyoruz ama yani çok sıkıntılarımız var. Elektrik öncelikle sıkıntımız, ısınma sıkıntımız var. Şu anda çadırların içinde hiç elektrik yok. Isınma sıkıntısı da var. Tabii 10 ilde olması biraz Allah herkesin yardımcısı olsun. 10 ilde de kolay bir şey değil. Çok büyük bir sarsıntı yaşadık. Şu an bahsettikleri gibi lütfen yalan söylemeyelim. 7.7 gibi bir şiddette değildi. Yani kesinlikle bir 10 şiddetindeydi. Al kızım. 10 şiddetindeki bir deprem ancak bu hale getirirdi Hatay'ı. C20 çadırında kalıyorum ben. Sandalyede oturmuştum ve Allah'a dua ediyordum. Yani niye böyle oldu diye. Bir anda sanki elektrik direklerinin üstüme geldiğini gördüm. Yani evet, dünkü deprem 7.7 idi. Buna emin, kesinlikle. Ama o andaki çığlıkları görseniz, çocuklar, yaşlılarımız, hastalarımız hepsi psikolojik zaten etkilenmişti ve büyük bir çığlık içerisindeydiler.